Bak burada gel. Ben çıkarıyorum. Başka şeyler yapma. Peki tamam. Bu kadar. Her birine diğer için teşekkür ederim. Başka gösteri yapmayacağım. Var var. Başka bir gösteri daha yapacağız. Tamam. Tamam, şöyle bakarsın, konuşuyoruz. Şimdi herkes bir kadar konuşacak bileti olsa, sonuçta ardında oyuncak bileti. Bir dakika beni dinleyebilir misin rica etsem? Herkes beni dinleyebilir mi? Evet, evet. Çok güzel. Buraya ne kadar oyuncak müzesi de olsa, aslında oyuncak müzesine biz çocuklar oyuncaklara baksın diye gelmiyoruz. Çocuklarımızı gezdirelim tabii ki ama oyuncaklara da bakalım diye geliyoruz, öyle değil mi? Yani aslında... Biz onu neşelendiririm. Hem de balıklar geldi. Bir dakika dinler misin rica etsem? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak buraya, burası aslında yetişkinlere yönelik bir kurum. Televizyon gösterisi de çocuklar eğlensin ama biz de bakalım neler yapıyorlar diye geldiniz mi? Ve bu yüzden şimdi yetişkinler için bir oyun yapmak istiyorum. Arkadaşlar bir yardımcı olacağım. Hanımefendi tamam. Sizi alabilir miyim? Buyurun siz gelin. Yok. Tamam buyurun siz gelin. Çağırdı galiba. Buyurun. Hoş geldiniz. İsminiz? Seda Hanım. Buyurun şöyle alayım ben sizi. Kimlerle geldiniz bugün buraya? Eşim ve kızımla. Eşinizle ve kızınızla geldiniz. Eğlendiniz mi? Müzeyi beğendiniz. Daha tam dolaşamadık aslında. Güzel ama genel. Yok, dolaşırsınız. Daha önce sizinle herhangi bir yerde tanışmış mıydık? Tanışmamıştık. Herhangi bir gösterimi tanışmış mıydık herhangi bir yerde? Peki benim gösterilerimi duymuş muydunuz? Yani internetten duydum sadece. Burada yapılan gösteriler yani yoksa özel olarak gelmiyoruz. Ya benim burada bütün günüm bitti. Ama şunu anladım ki sizin hayatınızda ilk defa karşılaşıyorsunuz. Burası şunun için önemli. Bakın şimdi sihirbazların aslında yaptığı beyin dalgaları ile ilgili çalışmalar oluyor. Yani insan beyni aslında düşünürken sürekli olarak çevresine dalgalar yayar. Ve bu dalgaları ancak bir başka insan beyni şekillendirebilir ve ona geri yansıtabilir. Herhangi bir makine bunu yapamaz. Ben de bununla ilgili küçük bir gösteri yapmak istedim. Şimdi fakat önce sizin beyin dalgalarınızın frekansını çözmem gerekiyor. O yüzden şimdi arkadaşlar burası önemli. Lütfen biraz sessizlik sağlayalım. Burası çok önemli. Sizin beyin dalgalarınızı önce bir anlayabilmek için ufak bir alıştırma yapacağız. Gözlerinizi kapatın ve hiçbir şey düşünmeyin. Ya da hiçbir şey düşünmediğin için insanlar her şey gelecek. Fotoğraf ödenecek de ama ocakta içecek. Ben de canlara dönüşecek. Siz dümdüz boş beyaz bir siyah bir fon perdesi düşünün. En iyisi ona konsantre olun. Hiç acımayacak. Yani şöyle bir bıçak batması gibi siz istemiyorsunuz ama korkmayın. Yok öyle bir şey. Bokkama sildiğine benzedim. Siyah bir fon perdesi var. Ve tam ortasında beyaz bir nokta görüyoruz. O beyaz nokta yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. En son artık sizin içinden geçemeyeceğiniz bir boya geliyor. İçinden geçiyorsunuz ve gidiyorsunuz. Tamam. Tamam, şimdi gözünüzü açabilirsiniz. Şimdi bu aslında size çok alakalı gelmiş olabilir ama beyninizin çevreye yaydığı dalgalarla ilgili olarak bir alıştırmaydı. Nasıl bir frekans koyduysa ben onu aldım. Şimdi esas oyuna geçiyoruz. Şimdi yeniden gözlerinizi kapatın. Ben size bir deste iskambil kağıdı veriyorum kutusunun içerisinde. Şimdi onu elinize aldınız. Hareketleri yaparsanız daha kolay olur canlandırmanız. Kutusunu açın. Kutusundan çıkartın desteği. Evet, şimdi desteği açıyorsunuz, ön yüzüne bakıyorsunuz şöyle. Önce bir tam deste mi, karışık mı? Yani hileli değil, değil mi? Kurulmuş deste değil, önce bir onu söyleyeyim. Önünüze kartlar geliyor, böyle bakıyorsunuz, geçiyorsunuz kartları. İşte ne bileyim, orada iki tane değişik renk vardır, dört değişik grup vardır, rakamlar vardır, resimler vardır. Hani ben herhangi birisinin ismini özellikle söylemek istemiyorum, sizi yönlendiriyor olmamak için. Şimdi kartları gözünüzün önünden geçiyorsunuz, bir kartı gördünüz, seçtiniz.
onu bırakın. Bunu araya katın. Vazgeçin ondan. Başka bir karta bakıyorsunuz. Seçtiniz o kartı. Çıkartın desteden. Evet. Ters çevirip desteği geri koyun. Evet. Ve o desteği de yeniden kutuya koyun. Evet. Şimdi o kutuyu gözünüz açabilirsiniz artık. O kutuyu da şapkanın içine atın. Tamam. Ne yaptınız? Bir tane kart seçtiniz. O seçtiğiniz kartı destede ters çevirdiniz. İçine geri koydunuz. Desteği kutuya koyup şapkaya atın. Yani aslında şöyle bir şey yani. Şekka dönüyor halinde. Peki tuttuğunuz kart neydi? İlk tuttuğum. Hayır, ikinci. Ters koydunuz, desteğe ters koydunuz. Kupa yedi. Kupa yediniz. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ben sonuçta desteden burayı açtığım zaman hanımefendinin karıştırdığı deste olması gerekiyor. Öyle değil mi? Yani bütün kartlar düz dururken bir tane kartın ters duruyor olması lazım. Evet. Üstelik de bu ters duran kart kupa yedilisi. Şimdi bakalım öyle. Kutudan çıkartıyorum. Joker'i kenara atıyorum. Ve desteğe şöyle bir göz geçiriyoruz. Destede bir tane kartın ters duruyor lazım. Bu deste gördüğünüz gibi hepsi kapalı galiba. Ama şu araya sıkışmış. Bir tane kart yaptım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben kupa yedili kartını örümcekten desteğe ters koydum. Bunu ispat edebilmek için size şunu gösteriyorum. Çünkü bu deste gördüğünüz gibi mavi. Öyle değil mi? Kupa yedilisi ise kırmızı. Varsa başka yapılması gereken değişiklikler hemen biz onda çok güzel bir oyun yapacağım. Bunu dikkatli seyrederseniz öğreneceksiniz. Çünkü nasıl yapıldığını da öğretmek istiyoruz size. Tamam mı? Bak. Ben ve değerli Sehpa. Sehpa'mın değerli olmasının sebebi şudur. Ne zaman kendini yere atacağını bilmiyor. Kimse yapmıyor. Genellikle gösterilerde şöyle bir hareket yapar. Şimdi bakın bu oyunu dikkatle seyrederseniz size çok güzel bir oyun öğretmiş olacağım. Sihirbazlarla ilgili önemli bir oyun. Bakın şapkadan ne çıkartıyorum? Kurdal. Yok, bu da ne bir? Karetta. Kırmızı bir mendil çıkartıyorum değil mi? Evet. Herkes mendile dikkatle baksın. Görüyorsunuz değil mi mendili? Evet. Mendile dikkatle bakıyorsunuz. Ondan sonra ben bu mendili alıyorum ve avucumun içerisine yavaş yavaş saplıyorum, tamam mı? Ondan sonra iyice avucumun içerisine gömdüğüm zaman yok patlamayacak, merak etme, kulakları kapatma. Şimdi siz gibi kelimeleri söylüyoruz. Fokus. 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 Peki. Kalbi olacak. Yani ne yaptım biliyor musunuz? Mendili avucuma koydum. Ben de cümle dönüştüm. Yumurta çıktı. Değil mi? Ben bile yapamam. Ama bak, ben sana öğreteceğim şimdi nasıl yapılacağını. Bakın arkadaşlar, bu yumurta öyle alelade bir yumurta değil. Bu özel bir yumurta. Bu sihirbaz yumurtası. Ciddi mi? İnanmıyor musun? Özgür her zaman yumurtluyor. Ben inanmıyorum. Benim yumurtam. Sade derdi. Hala sıcak. Öyle değil canım. Dünya üzerinde iki tane yaratık var. Bir de tavuklar, bir de sihirbazlar. Oturduğu yerde yumurtlar yiyoruz. Yok yok, tabii ki sihirbaz yumurtası dediğim o değil. Yani sihirbazın yumurtladığı yumurta değil. Ama içinden sihirbaz çıkan yumurta. Ne? İnandınız mı? Hayır. Niye inanmıyorsunuz? Sihirbazdan yumurtada çıkıyor. Ben inandım. Ya tabii ki canım, tabii ki sihirbazlar yumurtadan çıkıyor. Hepsi bütün seyrekler getiriyor. Şimdi bakın
arkadaşlar, sihirbaz yumurtasının çok önemli bir özelliği var. Nedir biliyor musunuz? O da sihirbaz yumurtasının üstünde küçük bir delik var. İşte mendili ben bu delikleri içeriye doldurdum. Avucunda sakladım. Bakın şimdi nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi burasını seyretmek çok önemli. Arkadaşlar çok çok önemli. Şimdi bu burada duruyor, tamam mı? Nasıl yaptığımı anlatıyorum. Herkes dikkatli seyrediyor mu? Evde sihirbazlık yapmak isteyenler bakın. Şimdi bu mendili buradan çıkartıyorum, tamam mı? Ondan sonra bu mendili böyle sallıyorum. Diyorum ki herkes oraya bakıyor mu diyorum. Değil mi? Bakıyorsunuz değil mi? Mendile siz bakarken ben çaktırmadan şapkaya elimi sokuyorum ve avucuma yumurtayı saklıyorum. Herkes mendile bakıyor değil mi? Evet. Bakıyorsunuz. O arada çaktırmadan ben yumurtayı aldım değil mi? Ondan sonra nasıl yapıyorum? Sonra diyorum ki şimdi diyorum kırmızı mendili avucumun içine saklıyorum diyorum. Ama ne yapıyorum o sırada? Yumurtanın içine nasıl sokuyorum peki? Yumurtanın içinde delik var değil mi? Delik var, sonra içine koyuyorsun. Evet, o delikten yumurtanın içerisine ben mendili dolduruyorum. Doğru mu? Evet. Ondan sonra ne oluyor? Yumurtanın içerisinde görünmez oluyor mendil değil mi? Evet. Oldu mu? Evet oldu. Şimdi arkasını çeviriyorum. Evet, ondan sonra ne yapıyorum? Ondan sonra, hayır fokus fokus diyeceğiz hep beraber. Hayır. Hadi bir, iki, üç. Ben yumurtayı gösteriyorum. Delik var. Şimdi bir dakika, bir dakika. Şimdi bir dakika. Yumurta, ben size öğretiyorum nasıl yapıldığını bu oyunu. Yumurtayı gösterirken ne yapmaya dikkat ediyoruz? Arkasını çevirmemeye. Arkasındaki deliği parmağımızla kapatıyoruz, tamam mı? Şu parmakla bak deliği kapatıyorum. Herkes görüyor değil mi deliği? Evet. Delik var burada ama parmağımızla kapatıyoruz bunu iyice. Çok dikkatli davranıyoruz. Çünkü buradan görünmemesi gerekiyor. Fakat her zaman böyle olmuyor biliyor musunuz? Meraklı insanlar çıkıyor, dolaşıyorlar, sahnenin arkasına geliyorlar, yumurtayı açacak, orada. O zaman bu deliği görebilirler. İşte delik eğer ortaya çıkarsa ne yapmamız gerekiyor? Yemek. Ama şimdi deliği gördülerse ne yapacağız? Ben söyleyeyim mi? Bakın, hiç panik yapmıyoruz. Gayet sakin bir tavırla tutuyoruz. Yumurtanın üzerindeki bu deliği biz yavaşça yerinden çıkartmaya çalışıyoruz. Delik yerinden çıkar mı? Hayır. Ama çıkar. Biraz zorluyor. Belki de çıkması gerekmedi şimdi değil mi? Delik üzerinden... Anne! Önce... Yumurtanın üzerinden deliği çıkartıyoruz. Delik gitti. Yumurtamız yumurta. Sonra hala inanmayan seyirciler için de bardağımızı elimize alıyoruz. Yumurtayı